Sen yine kaptanım. Zonguldak'a gittik. Ligin ikinci yarısının ilk maçı, müsabakası. 1-0 yenildik ama maçın o sonunda yaşadığımız o tatsız ve hatta şiddete varan bir olay yaşadık. Canımızdan olabilirdik çünkü şoför mahallenin camı kırılmıştı. Bir nevi bizim de takımı olduğumuz, mensup olduğumuz Fenerbahçe'de yapılan bir aynısı nitelendirilebilir. Neler söyleyeceksiniz? Bir de onlara neler yaşandı, onları öğrenebilir miyim Sayın Başkanım? Evet, tabii çok ilk maçımız galip gelmek isterdik. İkinci dakikada bir orta şeklinde atılan bir topta gol yedik. Özellikle ikinci yarı çok bastırdık golü bulmak için. Hatta karşı karşıya da kaldık ama maalesef gol atamadık. Onun için üzgünüz. Olaylarla ilgili biz zaten maça giderken ilk tekmelenmeye başladık. Otobüs tekmelendi. Otobüsün camlarına vurmaya başladı taraftarlar. Ama ne giderken en ufak onun dışında bir şey olmadı. Biz maç bittikten sonra oradaki görevli arkadaşı uyardık. Gerekli önlemleri aldınız Devlet mensubu. Evet, gerekli önlemleri aldınız mı? İşte sıkıntı olabilir. Daha önceden biz yaşadığımız için biliyoruz tabii bazı şeyleri. Gerekli önlemler alındı dedi. Biz tabii yola çıktık. Neticede biz orada emniyetin işine karışacak değiliz. Onlar kendi görevlerini yapıyorlar. Güvenlik onlardan sorumlu olduğu için biz yola çıktık. İlk taşı bize valiliğin önünde attılar. İlk valiliğin önünde attılar. Ön cam çatladı orada. Orada 15-20 tane bir taraftar grubu vardı. Neyse orada işte biber gazı falan sıktılar polisler onlara. Dağıldı oradaki grup. Tabii orada kaçan arkadaşı da yakaladılar mı bilemiyorum oradaki cemaatini. Ondan sonra biz tekrar orada ileride aynı sıkıntıyı yaşamayalım diye. Tabii orada da durmamız da tehlikeliydi işin doğrusu. Çünkü taraftarlar gelmeye başladıydı oraya. Biz yola devam etmemiz gerektiğini söylediler. Biz tekrar devam ettik. 100 metre falan işte ilerledik. 150 metre. Tren istasyonunun geçiş yerine geldik. Orada araçlar duruyordu. Orada ne sebeple duruyordu onu bilemiyorum. Işık var mıydı orada veya işte tren mi geçecekti bilmiyorum. Orada önümüzdeki araçlar durunca tabii biz de mecbur durmak zorundasın. Sağdan soldan geçme şansın yok. Polisler bu sefer bizim sol tarafımızdan geçtiler önümüze geçmek için. İki tane araç. O anda başladı tabii şeyler. Şeyden çıktılar yani normal bunlar yol üstünde değildi bu taraftarlar. Yani yolun altından bir yerden gizlenmişler. Takip mi ettiler acaba? Takip etmiş olabilirler. Daha önceden de saklanmış olabilirler. Onu tam net bilemiyorsun tabii yol güzergahında görmediği için. Bir kısmının yüzü falan sarılıydı işte atkılarla falan sarmışlar. Başları taşları atmaya. Tabii biz de en ön koltuktaydık. Oturuyordum ben. Ben ilk bağırdığım şey futbolcular hemen yere yatın, başınızı kollan. Sürekli bunu tekrarladım çünkü önemli baştan darma almamalarını söyledim. Kesinlikle de kalkmamalarını söyledim bunların şeyden. Tabii biz önde olduğumuz için işte orada gazdır, biber gazıydır. Sıkınca bizden tarafa da sıktı. Maruz kaldınız. Biz çok etkilendik. Yani ben belki saniyeler şeyinle kurtardım kendimi. Kapıyı artık vurdum ne olursa olsun dedim yani. Çünkü nefes alamıyorsun arabanın içinde. Kapıyı vurduk biz açtık. İnmeye başladık ondan sonra. İşte bunlar bir müddet daha devam ettiler alamadılar. İşte bir 8 kişi aldıklarını söyledi emniyet müdür yardımcısı bize olaylarda. Ondan sonra işte biraz oradan bir kaldık. Ondan sonra güvenliği sağlamaya başladılar. İşte polisler bizim sağımızda solumuzda gelerek polis evine kadar geldik biz. Orada işte ifadelerimiz alındı. Tekrar yazısız bir otobüs istedik biz oradan. Otobüs geldi. Bir Kozlu'da bir birikim olduğunu söylediler. Gene böyle bir olay yapacağını. Onların da önlemini aldılar. Bize söylenen oydu. Ondan sonraki süreçte de yoldaki bütün güzergâhtaki emniyet tedbirlerini son derece alınması gerektiği gibi aldılar. Alındı. Emniyet tarafından, gerekse jandarma tarafından. O şey için de onlara teşekkür ediyorum. Çünkü yoldaki ışıklarda falan hiç duraklamadık. Düzce sınırına kadar bizi getirdiler. Düzce kadar emniyet mensubuyla beraber mi geldik? Kortej eşliğinde mi geldik sayın? Düzce sınırına kadar evet. Emniyet ve jandarma eşliğinde geldik biz. Düzce Sayın sınır. Genel Kaptanım, ilk etaba baktığımızda yani tamam sosyal medyada bazı Zonguldaklı taraftarlarının söyledikleri vardır. Şudur, biz de taşlandık. Başkanın söylemiş olduğu söylemler de var.
bizi de arabalarımızı taşıdılar, taraftarlarımıza şey yaptılar. Bu acaba bir kulüp, beklenilen bir şey mi? Bir acaba? Kulüp başkanının bunu söylememesi evet, son derece yanlış bana göre. Burada biz yaptık da aynısını biz yapalım mantığı yok. Biz burada yapılanı da kınadık. Tamamen yanlış olduğunu söyledik. Ben hatta yönetici tanıdığım bir arkadaşım var. Onu da aradım. Geçmiş olsun dedim. Yapabileceğimiz bir şey var mı kendisine de söyledim. Yani bir şey oldu diye bizim tarafların yaptığı da ki tabii yanlış. Artık hangi çağda yaşıyoruz? Futbolda bu ne ya? Biz şimdi orada affet bir futbolcunun başına o taş gelse zaten gider adam beyin kanamasını. Bu ne ya? Bu şiddet ne ya? Bunu nasıl doğru olduğunu söylüyorsun veya tavsiye ediyorsun? Yani biz yaptık da aynısını burada yapıldı. Böyle bir şey olur mu? Yarın bir daha geldiğinde burada da aynısı mı olsun yani? Böyle bir futbol anlayışı bence çok yanlış. Tasvip etmiyorsunuz. Kesinlikle etmiyorum. Başkan da ne amaçla söyledi onu da bilmiyorum yani. Sayın Kudur, eğer bu şekilde söylediyse yanlış bir söylemi. Yani videolara baktığımızda tabii ki Zonguldak Spor Kulüp Başkanı olay yerine gelmiş. Olaylar bittikten sonra... Ben olay yerine geldiğini bilmiyorum kulüp başkanının. Zonguldak Spor Kulübü'nden bizi arayan... Geçmiş olsun diye yanımıza gelen herhangi bir kimse olmadı. Kimse yok. Kimse yok. Biz oradan hareket... Hayır şu ana kadar da arayıp geçmiş olsun diyen yok. Biz oradan... Bana yok. Ki bana... Genel kaptan olarak... Bana aranır. Olarak. Şu ana kadar da yok. Biz oradayken de Zonguldak Spor'dan kimse oraya gelmedi. Bunu biz olay bittikten sonra gelmiş olabilir. Biz hareket ettikten sonra. Ama biz oradayken Zonguldak Spor'dan hiçbir yetkili gelmedi oraya. Sayın genel kaptanım, siz ön taraftaydınız. Şoförün evet. Mahalline geldiği camın kırıldığını an bir an gördünüz mü? Tabii gördüm yani ben. Taşları... Taş önümden geçti dedi şoförün. Hayır tam mı? Önümden geçen o taş benim birisi ayağıma vurdu, birisi bacağım sırtıma geldi. Yani şoförün oradan cam kırıldı. Şoför kafasını çevirince önemde beydim zaten. Şunu merak etmek istiyoruz yani belki izleyenlerimiz de merak ediyordur Sayın Kudur. Arabanın hızı yani atıyorum ola ki Allah göstermesin olmadı da şoförün başına ya da bir yerine isabet etse tabii yani aydınlık şoför... geçirse o hızla ne olacak şoför gidecek işte ya sağa sola bir yere vuracak daha ciddi belki sıkıntılar olacaktı yani Allah korudu bir nevi buradaki bizleri veya futbolcu kardeşlerimizi işte, teknik heyeti otobüste kim varsa hepsi şoförü mavini hepsini Allah korudu yani biz böyle bir olayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Yani kafirimizden çok... o anda yani herhangi birine bir yerine bir şey olan var mıdır? Onu öğrenemedik. Yok geçen. Yani bana önde olduğumuz işte şoförden seken taş biri benim ayağıma geldi. Biri sırtıma geldi. Ben özellikle şunu söyledim futbolculara. Taş gelmeye taşlar elinde gelirken hemen yatın dedim ben. Sakın kalkman başınızı örtün. Gerisi önemli değil. Başınızı kollan. Sürekli bunu bağırdım ben. Olduğunuz yerden kesinlikle kalkmayın. O andaki atmosfer nasıldı? Yani hiç kimse içerisinde. Konuşmuyordu. Sadece konuşan bendim. Benim de söylediğim buydu sürekli. Sakın başınızı iyi kollan. Kalkmayın olduğunuz yerden yere yatın dedim ben. Bütün şey orta koridora yatın. Kesinlikle kalkman olduğunuz yerden başınızı kollan. Peki Sayın Kudu yavaş yavaş bu şeyimizin röportajımızın sonuna geleceğiz ama takıma baktığımızda böyle bir organizasyonun olmamasını tekrardan diliyoruz. Çünkü ulusal basına da taşıdı bu olay. Son olarak takımla alakalı bilgi alma şansımız var mı? Takımla ilgili tabii ki alırsın. Ben böyle bir olayın hangi kulüp yaparsa bilsin, bizim için de geçer. Kesinlikle en ciddi şekilde ceza verilmesini istiyorum. Yani artık biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz bu olayların, Türk futbolunda bu şiddetin. Yani bu yapılan taşlama direkt insan öldürmeye atılan bir taşlamadır. Yani o taşların bir tanesi belki görmediniz ama o taşların bir tanesi orada birinin kafasına gelse Allah korusun. Sayın Kutu taşlar gözüktü. Tüm ulusal basın, evet. Tüm artık ana haberlere de konu olduk. İnşallah böyle bir yani şekilde yaşanmasını istemiyoruz. Bu dava bu şekilde açılmamalı. Direkt insana kasten açılmalı bana göre. Bunlara açılacak davalar. Böyle ucuz olmamalı yani. Bunlara verilecek ceza ucuz olmamalı. Kim olursa olsun. Kim yaparsa yapsın bunu. Kim yaparsa yapsın bu işi. Sayın Yenek Kaptanım, bir de takımla olarak bilgi verebilirsek, baktık maçtaki kadroya baktığımızda evet. Yeni gelen, ikinci yarıda yeni dahil olan takım oyuncularımızdan 3 tanesi sahadaydı. Evet. Forvetimiz ne aşamadadır? Takımla birazcık kısa bir yanlış anlaşılmış. Şimdi dün tabii ilk maçtı. Ben yani gelen arkadaşların ileriki maçlarda daha çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü stoper Ömer özellikle iyi oynadı. Kaleci belki hatalı gol yedi ama
Ona da hata demek nasıl olur 90 bilmiyorum. 90 dakikaya baktığımızda herhangi bir hata var mı? Hayır, kesinlikle tamam. Hiçbir hatası olmadı kalecinin. Adam korner tarafından bir orta gibi vurdu. Beklemediği bir kaleci, hata. Yani hiçbir kaleci öyle bir topu beklemez. Öyle bir şey olmaz. Avuta giderken top rüzgarın etkisine geldi, gol oldu. Forvetle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'den Semih'le görüşürüz. Tabii bu çocuk Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım bize gitmesin için bir sakınca olmadığını gidebilir dedi. Kendisine de teşekkür ediyorum bunda. Ama Semih bana en son işte telefonda görüştük. Semih 3. ligde oynamadığını düşünmediğini ısrarla söylüyor. Son işte bugün yarın son görüşmeleri yapacağız. Eğer aynı fikri devam ediyorsa önümüzdeki günlerde de başka bir santrafor arayışına geçeceğiz. Ama şu mutlak hali hazırda var mı? İkinci B planımız yoksa kesinleşmezse var mi bakacağız? Sen? Var tabii, kesinleşme. Görüştüğümüz başka arkadaşlar var. Ama santraforu muhakkak bir tane santrafor alacağız. Öncelimiz tabii. Şu anda sizin. Tabii santrafor. Olmazsa... Başka yok. Başka transfer mi ama santrafor muhakkak alacağız bir tane. Peki efendim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Düzce taraftarlara neler söyleyeceksiniz? Önümüzdeki hafta görüşürüz. Önümüzdeki haftada taraftarlarımıza gelsinler bizleri. Bu işler biliyorsunuz ceza, tekrar uyarıyorum ben, son 5 maç ceza yedik biz. Bu maçta ceza yersek statımız bundan sonra kapanma noktasına geliyor. Maçlarda küfür edilmemesini, rakip alayına olumsuz tezahüratları yapılmamasını, saha içine herhangi bir şey atılmamasını rica ediyorum. Gelsinler, takımlarını desteklesinler. Futbol bu. Yenilmek de var, yenmek de var. Biz de yenilmek kimse istemez. Hafta sonunda da hep bütün taraftarlarımızı centilmence takımlarını desteklemeye davet ediyorum. Peki, çok geçmiş olsun diyoruz sayın. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.